Peki, Gürkan Bey, şimdi bu özellikle Akşener'in Zenginler AK Partili sözü bana hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca CHP'ye yaptığı elitizm, burjuvazi partisi eleştirilerini de hatırlattı. Türkiye sosyolojisinde sanki tam tersi neydi? Yani bu Türkiye burjuvazisi daha muhalefete yakın, Anadolu halkı daha fakir ve yoksul kesimler AK Partili gibi bir sosyoloji vardı. Bu terse mi dönüyor? Bir de Arınç'ın dindarlar bile terk edebilir ya da fikrini değiştirebilir sözleri haklı mı değil mi? Bir kere AK Parti'nin iktidara geliş yıllarında şöyle söyleyeyim. Yani, Refah Partisi en fazla %22, %21, %22 civarında oy alarak en yüksek aldığı oy budur. Refah Partisi'nin hani dindar seçmen diyor ya Bülent Bey. AK Parti %34 ile geldi. Sonra 47, 49. Bu oranlar bize AK Parti'nin oy tabanının özellikle o ilk yıllarda sadece dindar kesim olmadığını zaten açıkça gösteriyor. Böyle bir şey yok. AK Parti daha ilk geldiği andan itibaren böyle dindar kesimin yüklenmesi sonucu %34'ü alabilmiş değildi. AK Parti reformcuydu, özgürlükçüydü, yeni, yıpranmamış, İstanbul'da başarı kaydetmiş bir lider ve bir ekiple geldi. Millet ona bir kredi verdi ve o kredi 34 ile Erbakan'ın hayal edemeyeceği, Erbakan'ın hayal bile edemeyeceği bir oy oranıyla geldi. Dolayısıyla daha o seçimde bile sadece dindarlarla sınırlı olmayan bir seçmen tabanına ulaşmıştı. Sonra 2007'deki hani rakiplerinin şuursuz diyebileceğim hamleleriyle falan 47, 49 falan başarılı da yönettiler ilk yıllarda. Dolayısıyla AK Parti tabanlı, dindar taban falan hayır. Bütün toplumun yatay, bütün kesimlerinden, yatay dikey bütün kesimlere destek vererek geldi, buralara çıktı. Şimdi bu reformculuk, özgürlükçülük, rasyonalite, akılcı bir yönetim ekonomide özellikle. Siyasette de özgürlükçü, reformcu. Bu Alevi açılımlarında, Kürt açılımlarında, işte askeri vesayetin halledilmesinde, dindar, büyük dindar kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesinde gösterdiği performansla buralara geldi. Dolayısıyla sadece dindarlarla ilgili bir durum değil. Hayat pahalılığı kriz üzerine geldi. Bir ekonomik kriz üzerine geldi. O krizi çözdüler, yürüdüler, gittiler. Şimdi bugün gerileme yine aynı büyük kitlelerin hem özgürlükçülük duygularını kaybetmiş olmaları. Yani bu parti artık özgürlükçü bir parti değil. Bu parti artık reformcu bir parti değil. Bu parti artık rasyonel bir parti bile değil. Ekonomide yaratılan tahribat ortada, liyakatsizlik ortada, kötü yönetim ortada. Bunun somut yansımaları olarak yüksek faiz, yüksek enflasyon ama Avrupa'nın en yüksek faizi. Avrupa'nın en yüksek enflasyonu. Hatta dünyada 9. sırada yüksek faizler falan. Bu tablolar işte 4 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirilmesi ve nihayetinde 2013'ten bu yana milli gelirin düzenli olarak gerilemesi. Böyle bir şey olamaz. AK Parti 2002-2013 arasında sürekli milli gelir artışını kaydetmiş bir parti. Bizim son yıllarda 2002'den önceki 10 yıllarda görmediğimiz hep 1700, 1800, 2000, 2000 böyle bu aralarda dolaşan bir milli gelir 2002'den sonra çok hızlı bir biçimde yukarıya kadar çıktı. 12.480 dolara kadar. Orta gelir sınırına kadar. Çok başarılıydı. 2013'ten beri de sürekli gerilemekte. Efendim bunu işte 15 Temmuz darbesiyle, yok gezi olaylarıyla, şununla bununla, 5 yıl, 8 yıl önceki olaylarla izah etmenin bu millete mantıklı bir izahı yok. Peki bir dakika. Dolayısıyla ekonomi madem dediğiniz gibi geri düşüyorsa, şu an tabii geri düştüğünü kendileri de kabul ediyorlar ama işte Cem Küçük çok tekrar ediyor. Son yerel seçimde Türkiye Çapı Cumhur İttifakı'nın oyu %53. Ondan önce Cumhurbaşkanı tek başına işte %50+1'i geçti. Sizin dediğiniz gibi böyle düşen bir skala varsa o zaman ekonomi etkilemiyor mu? Etkilemez demek olur mu? Bunun ölçüsünü şimdi göreceğiz. 2019'dur %53'ün alındığı. Peki Bülent Arınç'ın sözlerini bu bağlamda yorumlar mısınız? Yani, genel olarak doğru bir şey söylüyor. Hani oy erimesiyle ilgili olarak doğru bir şey söylüyor ama bunu sadece dindarları da kaybeder diye ekler. Hani, o D ekini, daha ekini eklersek tamam dindarları da kaybeder anlamında doğru. Ama sadece dindarlarla ilgili bir konu değil. AK Parti'nin tabanı o değil zaten istiyorlar. Yani. Çekirdek tabanında belki bir dindarlık vardır ama orada da argümansız kalmış bir AK Parti. Artık İmam Hatip liselerinin katsayıları, başörtüsü yasakları, askeri vesayet böyle argümanlarla da çıkamıyor AK Parti. Sadece ekonomi ve rasyonel yönetim sergilemek zorunda. Ha, dış politikadan kazanıyor, birazdan geliriz ama onun dışında bütün argümanları çöktü. Bütün rasyonalitesini kaybetti, liyakatsizlik aldı başını gitti ve parti etrafında bir parti devleti görüntüsü veriliyor. Özellikle 2018'den sonra, bu sisteme geçtikten sonra keyfi idare tamamen Türk siyasetini domine etmeye başladı. Parti güçlendikçe keyfilik hakim olmaya başladı ve bunu dindarı, dinsiz, yani hepsi görüyor.
Domates, patlıcan, biber, çarşıda, pazarda, dindarların fiyatı başka, ötekilerinki başka değil. Herkes bu bunalımları yaşıyor. Bu keyfiliği de görüyor. AK Parti eski AK Parti değil. Çok uzun yıllar, 20 yıl AK Parti'nin bir dönemi var, bir başka dönemi var. Hani Osmanlı tarihinin dönemi gibidir. Yani 1300'deki Osmanlı'yı mı konuşuyoruz, 1600'deki Osmanlı'yı mı, 1800'ü mü, 1900'ü mü? Arınç, 2002 şartlarından gittikçe uzaklaşıyoruz demiş. Aynı şeyden tamam, bahsediyorsunuz. Tabii. Peki. Şimdi son bir şey sorayım. Hemen Selami Hoca'yı çok beklettim. Döneceğim. Şey dedi ki Cem Küçük, hayat pahalı diye CHP'ye oy vermez AK Parti seçmeni ya da Anadolu seçmeni. Anadolu'da daha çok, Anadolu'da o hava var. Ben CHP ile ilgili olarak söylüyorum. İYİ Parti için aynı şeyi söyleyebilir mi Cem Küçük? Söylerim. Gene Erdoğan'dan kopmuyorlar. CHP'ye gitmediği gibi gitmiyor değil ama İYİ Parti'ye. Çok az. Çok az. CHP ile ilgili Anadolu'da bir ön yargı, bir kemik tutum var. CHP'lilerin yıllardır çözemedikleri, bugün de çözemedikleri. Şu Ünal Çevik açıklamaları, Ünal Çevik'in açıklamaları da dış politika üzerinden böyle ama başka açıklamalar da görüyoruz, başka duruşlar da bu meseleyi halledemedi CHP. Kemal Bey çok gayret sarf ediyor bu konularda. Kabul ediyorum ama bu mesele halledilebilmiş değil. Niye halledemiyorlar? Yani kendileri nasıl izah edecekler? Halledeceğiz, halledeceğiz, hallediyoruz. Yani 20 yıldır, Bülent Bey 20 yıldır Atatürk'e bile nasip olmamış 20 yıl. Sayenizde biraz da, bu kadar muhalefetin ya, yetersiz kaldığı ya. Bir yerde. Tayyip Erdoğan ve AK Parti, bakın rakiplerinin hataları üzerinden yükselmiş, kendi hataları üzerinden oy kaybetmiş bir siyasi hareket ve siyasi liderdir. Ben size sarıyorum. Yani 2003'ten başlayarak 2007-27 Nisan bildirileri, kapatma davaları, o baskılar, o Cumhurbaşkanı seçtirmeme mücadelesi, hep rakipler, 15 Temmuz darbesi, gezi olayları hep rakipler üzerinden Tayyip Bey yükselmiştir. 34'ten 47'ye çıkabilir misiniz ya? 2 senede. Peki CHP'ye yönelik bu eleştirilere birikiyor Bülent Kılıç'a nasıl hocam?